Yeşil Yurt TV ekranlarından hepinize merhabalar değerli izleyicilerimiz. Yeşil Yurt'ta neler yaptık programında bugün Yeşil Yurt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürümüz Sayın Mükremin Yağbasan'ı ağırlıyoruz ve e, özellikle 2022 yılında Yeşilyurt Belediyesi'nde kültür ve sanat anlamında ne tür hizmetler yapıldı, hangi projeler uygulandı, etkinlikler, meslek edindirme kursları, e, kültür merkezlerindeki son durum nedir, 2023 yılı da neler yapılacak, hangi projeler uygulanacak bunlarla alakalı e, Kültür ve Sosyal İşler Müdürümüz Sayın Mükremin Yağbasan'ı ağırlıyoruz. Sayın Müdürüm hoş geldiniz. Hoş bulduk Mustafa Bey. Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz öncelikle. Biz Çok yoğun ederiz. Geçen bir çalışma döneminde bizlere fırsat ayırdığınız için evet. yeşil TV ekranlarında e, sizlerin hizmetlerinizi sizle ve beraber ekiple beraber ekipçe yürüttüğünüz Tabii, kültür ve sosyal işlerdeki neler oldu neler bitti 2023 yılında hangi projeleri uygulayacaksınız bunları konuşacağız. Şimdi öncelikle 2022 yılı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü için biraz yüksek tempoda geçti herhalde. Evet istediğiniz, arzu ettiğiniz hedeflere öncelikle ulaşabildiniz mi? Hı -hı. Şimdi kültür tabi sınırsız bir derya. Evet. Yani ben kültürü tam anlamıyla hedefime ulaştım demek biraz e, yersiz bir söz olur. Çünkü ne kadar yaparsanız dahası, e, daha... dahası böyle evet. istiyor yani. Dolayısıyla hani biz elimizden geldiği kadar bütün Gruplara ulaşmaya çalış, çalıştık. Yani çocuklara, gençlere, e, kadınlara, ailelere her alanda programlar yaptık. E, yani dolu dolu bir yıl geçti evet. ama 2023 daha daha, daha dolu olacak <laughs> çünkü her yıl tecrübemiz biraz daha artıyor. E, alana bakışımız biraz daha artıyor. İnsanların beklentileri biraz daha artıyor. Evet. Dolayısıyla 2023'te daha hızlı bir tempoyla evet. devam edeceğiz. 2022 yılında bir Kiraz Festivali yaşadık. Evet. Gerçekten büyük bir coşkuyla geçti. Yaklaşık evet. 150-200 bine yakın bir katılımcı konserleri Aynen. takip etti. E, kiraz festivali başlık olursak e, iyi bir organizasyonda herhalde. Nasıl evet. bir etki yarattı toplumda? Geri dönüşleri nasıl oldu size? sayın? Benim? Yani e, Tabii bu yıl biraz konserlerle de desteklendiği için merkezi konserlerle çok ciddi katılım oldu ve hani Kiraz Festivali gerçekten bu yıl şehre biraz daha girdi evet. yani belki. İlk başladığımız yıllarda biraz daha böyle e, yeşilurt evet. bölgesinde kalıyordu ama şu an artık birkaç senedir böyle şehrin içerisine girdi herkesin gündemi i̇lçenin oldu. İlçenin tamamıyla bütünleşen, şehirle Tabii bütünleşen artık bir kiraz festivali yani dönemi yaşayacağız. İlçenin yani. hepsini kapsadı. Artık Malatya'nın da e, konuşulan bir gündem maddesi oldu kiraz festivali. Bu anlamda dolu dolu geçiyor. Yani e, müzikal etkinliklerle, sergilerle, e, daha farklı etkinliklerle e, dolu dolu geçiyor. Bu yıl da 28. Biraz daha bu sene biraz biraz tabii, geliştirecek tabii, misiniz? Tabii tabii. Biraz daha gelişecek. Yani değil mi? Her yıl e, yani bu yıl yaptığımızın üzerine bir şeyler ekleyerek daha farklı etkinliklerle bu yılı daha da dolu dolu geçirmeyi planlıyoruz. Evet. Bakalım inşallah. Haziran ayında Malatyalılar şöyle coşku dolu bir evet. festivali hazır olsunlar. Aynen. <laughs> hem Malatya'da hem İstanbul'da hem biliyorsunuz İstanbul'da. iki. i̇ki geçen yıl esenlerde yaptık. O da dolu dolu geçti yani bine yakın insanın katılımıyla. Bu yılda artık belirlenen evet. bir yerle tekrar şey yapacağız. İstanbul'da da Kiraz Festivalinin devamını. Evet getireceksiniz. Ee, şimdi Yeşilyurt Belediyesi'nin en önemli prestijli projelerinden bir tanesi Tarihi Yeşilyurt Konakları. Buranın da hem konaklar hem müzeler, Sayın Başkanımızın özellikle müzeler konusunda çok bir evet. hassasiyeti var. Sayısı 9'a evet. çıktı. Bunların birçoğu da sizin kontrolünüzde. Aynen. Şöyle, konakları ve müzeleri değerlendirdiğiniz zaman 2022 yılı size göre nasıl geçti? İstediğiniz ilgiyi, alakayı yerli ve yabancı turistler nasıl çok ilgi gösterdiler mi sayemedin? Yani e, şimdi biliyorsunuz bir pandemi dönemi geçirdik. E, bu pandemi döneminde biz dedik ki hani çok e, üzerimizde büyük yük yokken e, bu müzelerin bitirilmesi lazım. Başkanımızın da talimatıyla başladık Bismillah dedik e, ve e, işte kahve konağı müzesidir, e, gastronomi müzesidir, işte kent belleği, evet. e, tekstil müzesi derken. E, Epey müze kazandırıldı. Gerçekten artık e, Yeşil Yurt bölgesine böyle ailesiyle gelip bir gününü geçirecek evet. bir ortam oluştu. Çok güzel bir lezzet caddesi, yani gerek e, gastronomi anlamında gerek müze anlamında dolu dolu bir bölge oldu. Şimdi. E, şeylerin içerisine girelim mi? Tabii tabii. Yani mesela Masterchef Türkiye yarışmasıyla evet. beraber vatandaşların, yerli ve yabancı turistlerin ilgisi nasıl oldu? müzeler, insanlar gerçekten de merakla takip ettiği bir cazibe merkezine dönüştü. Aslında. Aynen aynen. Yani şimdi her etkinlik Hani derler ya reklamın iyisi kötüsü evet. olmaz. Gerçekten her etkinliğin ciddi oraya faydası oluyor. Özellikle Master sonra ziyaretçi sayılarında ciddi bir patlama yaşadı. Yani hafta sonu artık yetiştirilmiyor. Ee, okullar bunu gündemine aldı. Ee, bazı STK'lar gündemine aldı. Ee, bir bakıyorsun okulda öğretmenler etkinlik olarak işte müzeleri ziyarete. Aha. Böyle bir otobüs çocuğu getirmiş gezdiriyorlar. Evet. Bir bakıyorsun bir STK arıyor bir oda arıyor işte diyor ki biz şu kadar kişiyle e, ziyarete gelmek istiyoruz. Abi başkanımız da dediğiniz gibi bu anlamda ciddi gayretleri var yani tüm ortamlarda tüm platformlarda bunu dile getiriyor işte tur şirketleriyle evet. görüşüyor davet ediyor İl dışından işte gelen tüm misafirlere müzeleri bizzat kendisi anlatarak evet. buraların tanıtımını yapıyor bunlar da zamanla ve inşallah bu yıl hani sokağın da belki evet. kapanmasıyla işte sokakta böyle bir canlılık hakim olacak. Çünkü sokak kapandığında sağında, solunda masaların olduğu, evet. insanların ailesiyle oturup çay içtiği, evet. tatlı yediği ya da yemek yediği bir ortamın, müzik dinlediği canlı müzikle şu an hazırlık yapıyoruz mesela. Her hafta birkaç gün böyle canlı müziğin olacağı programlar hazırlıyoruz. Ee, bu şekilde her gören bir ikinci kere gelmeye çalışacak ya da yanında birilerini getirecek tanıtım yapacak. Dolayısıyla dolu dolu böyle gerçekten bir uğrak alanı olacak. Hani biliyorsunuz gündüz Beyde evet. insanlar böyle akşamlara gidiyorlar serin bir yerde oturmak, çay içmek için. Alternatif bir yer daha olacak. Yani evet. insanların oturduğu, gerçekten muhabbet ettiği ee, bu anlamda e, yeşil yurt için büyük kazanım. Yeşil yeni bir cazibe merkezi daha kazandı. Gedik Kültür Merkezi'ni konuşacak olursak Gedik Kültür Merkezi de bu yatırımlar içerisinde. Tabii aslında... nasıl e, oradaki işte Mahkumel Sanatları Galerisi var, Cezaevi Müzesi var. Onda diğer kültürel e, alanlar var. Gedi Kültür Merkezi nasıl e, ilgi gördü mü 2022 yılında? Orada çok ciddi ilgi görüyor yani bir e, müze olarak kültür merkezi olarak içerisinde çoban müzesi barındırması mahkum el sanatları galerisini barındırması artı e, çevre okulların ya da e, işte milli eğitimin oradaki salondan istifade etmesi STKların odaların oradaki sal salondan istifade etmesiyle e, ciddi bir sürkülasyon var e, şimdi zaten rotumuz Gedik evinden evet. başlıyor. Yani oradan evet. başlayıp aşağıya inip geziyoruz. Bütün şeyler müzelerin evet. rotunu oradan başlatıyoruz. bu anlamda yani beklentimizin çok çok üstünde. Yani bir de haftanın 7 günü açık bu bütün evet. müzelerimiz. Haftanın 7 günü sab sabah ile akşam 18 arası misafirlerimize hizmet ediyoruz. Evet. Özellikle hafta sonları çok çok yoğun. Evet. Ee, şimdi özellikle Yeşilyurt'un dört bir tarafında işte Yeşil Konaklar Kültür Sanat Merkezi, gençlik Merkezi ve burada sanatsal, kültürel eğitim kursları veriliyor. Bunlarla alakalı biraz izleyenleri de bilgilendirmek açısından yani ne kadar kurs düzenlediniz, evet. ne kadar kişi katıldı, hangi alanlarda kurs veriyor Yeşilyurt Belediyesi? Hı hı. Şimdi bizim e, tabii 28 tane binamız var Kültür Müdürlüğü'ne bağlı binalar. Evet. Bunlardan 15 tanesi kültür sanat ve eğitim merkezi diye ayırdığımız. Yani eğitimlerin verildiği, evet. kültürel etkinliklerin yapıldığı ya da sanatsal etkinliklerin yapıldığı yerler. İşte bir e, 9 tane kıraathanemiz var artık. E, kitap kafe ve kıraathanemiz. Bir de müzelerimiz var. Evet. Şimdi kültür sanat eğitim merkezlerimizde biz pandemiden sonra biraz daha çok böyle kurslara ağırlık verdik. Yani pandemi döneminde eğitim öğretime ciddi bir ara verildiği için evet. bu aralar genelde halk eğitim kursları, müftülük kursları veya işte bazı tesislerimizde bizim kendi öğretmenlerimizde verdiğimiz LGS hazırlık kurslarımız var. 2022 yılı içerisinde sadece halk eğitimde 158 tane kurs açtık. Buradan da 2331 kurs yerimiz eğitim aldı. Onun dışında işte müftülük kurslarımız var. Yani 19 tane müftülük kursu açtık. 286 kişi oradan geldi. Yani böyle ciddi bir şey var. Sürtülasyon var. Her gün yoğun orası. Evet. Mahalle evet. sohbetleri yapılıyor. İşte etkinlikler yapılıyor. 4-6 yaş Erdem okullarımız 11 tane sınıfımız var şu an. Ee, Erdem okulları nasıl? İlgi görüyor mu? Çok yani gerçekten böyle yaptığımız en güzel işlerden Öyle biri mi? de odur diyebilirim. Çünkü yani o küçücük çocukların böyle e, adab-ı muaşeret dediğimiz eee Evet temel dini bilgiler evet. e, böyle değerler eğitimi dediğimiz şeyler yani bir en azından sofraya evet. başlarken elinin yıkanmasının sünnet olduğunu bilmesi evet, ya da güzel. besmeleyle bir sofraya başlaması işte o, o küçüklükte evinde yemek duasını yaparak sofraya ne kadar oturtuyor Çocuk gelip, velileri fiziksel ve sosyal e, zihinsel gelişim anlamında da çok güzel çok çok iyi. Veliler de bu anlamda çok mutlular. Yani bunu da bizim ilçe müftülüğüyle beraber yürütüyoruz. Biz mekanlarımızı, tüm malzemelerimizi ayarlıyoruz. Müftülüğümüz de bu anlamda bu alanda yeterli hocalarımızı görevlendiriyor. Gerçekten 11 merkez şimdi dolu dolu ve çoğu merkezimizde çok ciddi talep olduğu halde, İkinci bir sınıfı açacak alanımız olmadığından bekletiyoruz. Yani evet. onları bir sonraki yıla bekletiyoruz. Herhalde bu LYT kitap desteği falan da sağlıyorsunuz değil mi? Millet Kıraathanelerinden, Tabii, Veya TYT, kültür merkezleri merkezlerinden, gençlere falan. Aynen. Her yıl yani bu üçüncü yıl olacak. Evet. Ee, Gerek kıraathanemizde çalışan e, gençlerimize gerekse çevrede evet. bize başvuran e, gençlerimize yönelik e, TYT ve AYT deneme setleri e, bu yılda tekrar dağıtacağız. Tekrar dağıtacağız. İki yani. yıldır dağıtıyoruz. Bu yılda dağıtacağız. E, onlara da böyle bir e, Destek, faydamız mi? oluyor. Aynı zamanda kıraathanelerimiz biliyorsunuz e, e, gerçekten gençlerin, böyle ders çalışabileceği, çayını içebileceği, sıcak ortamda ders çalışacağı sessiz çok nezih ortamlar oluşturuldu. Bu anlamda hani Gören arkadaşlar zaten artık bırakmıyorlar orayı da görmeyen arkadaşların da kendilerine en yakın kıraathaneyi görüp e, bir çalışma ortamlarımız hakkında evet. bilgi sahibi olmasını yani gençler isterim. Gençler rahat ve güzel koşullarda derslerine çalışıp sınavlarına e, iyi şartlarda odaklanıyorlar. E, çocuk Trafik Eğitim Parkı herhalde 2022 yılında en fazla eğitim verildiği e, bir merkez oldu. Aynı. E, aynen. Nedir çocuk trafik eğitim merkezindeki son durum sayın benim? Şimdi... E, Tabii bu yıl sonu verilerine göre 2022'nin e, yıl evet. sonu verilerinde Trafik Şube Müdürlüğü'nün tüm evet. Türkiye geneli aldığı verilerde yani 10.783 kişiye biz trafik eğitimi verdik. Yani biz okullarda işte okullar bizi arıyor bir randevu alıyorlar e, okulları gidip alıyoruz getiriyoruz Trafik Eğitim Parkı'na Trafik Şube Müdürlüğü ya da Jandarma Trafik'ten e, paydaşlarımız eğitimlerini veriyorlar. Onları bir de uygulamalı bir eğitim alanıyla işte araçlara bindiriler, akülü araçlarla, uygulamalı bir eğitim de veriyoruz ve en azından çocuklar temel bir trafik bilgisine sahip oluyor. İşte bu eğitimlerimiz Türkiye'de trafik eğitim merkezleri ve parkları arasında en çok eğitim verme kapasitesine sahip oldu. Bu anlamda geçen de bir programımızla bunu işte evet. taşlandırdık yani. Ya bu gurur aslında büyük bir gurur, evet. büyük bir başarı aslında yani bu kadar e, çocuklar erken yaşlarda trafik bilincinin aşılanması, trafikte neler yapacaklarını öğretilmesi evet. ve buradaki eğitim parkında da Türkiye'den fazla eğitim parkı olması Malatya ve Şirin adına gurur duyulacak bir Gerçekten. çalışmadır. Özellikle çocuklara Aynısı. yönelik kültür e, sosyal İşler Müdürlüğü'nün çok sayıda çalışması var. Evet. Çocuk şenlikleri, çocuk kitap festivali gibi, özellikle e, bunları biraz konuşacak olursak, e, çocuk şenlikleri olsun, çocuk kitap festivali olsun, bunlardan istediğiniz geri dönüşleri güzel bir şekilde alabildiniz mi Sayın Gülüm? Nasıl yani, değerlendiriyorsunuz bu iki etkinlikleri? Biz hani e, mutlu insanların şehri Yeşilurt'ta yaşıyoruz. Bizde kimseye somurtmak yakışmaz. biz Bizde e, şeyimiz, hedefimiz şöyle, yani biz diyoruz ki çocuk mutluysa aile mutludur. Aynen ve çocuğa dokunduğumuzda ailenin hepsine dokunuyoruz. Dolayısıyla yaptığımız etkinliklerde özellikle mahalle şenlikleri mesela işte 82 mahallemizi belirledik ve birkaç mahallenin ortak noktalarını belirliyoruz her sene. Ve o mahallenin ortak noktasında çocuklara yönelik böyle unutulmayacak akşamlar yaşatmaya çalışıyoruz. Yani işte böyle sirk gösterilerinden, orta oyunlarına kadar, müzik dinletisinden, yarışmalara kadar birçok etkinlikle o mahallenin çocuklarını artık böyle eğitimin verdiği streslerden işte evet. ailenin stresinden ya da çocukları böyle bir nebze telefondan, tabletten uzaklaştırarak böyle bir etkinlik ortamları oluşturuyoruz. Gerçekten Biraz da bilinçlendirmek. Çocuklar, tabii tabii. Mesela nasıl şey, Hacıvat Karagöz'de Okulla alakalı, sosyal hayatta çok aynen. güzel mesajlar veriliyor. Mesajlar veriliyor zaten hani programlarda gösterilecek etkinlikleri önceden inceliyoruz. Yani Tabii. neler veriliyor, yanlış kelimeler kullanılmasın diye ee, ciddi anlamda sahiplenildi. Herkes çok beğeniyor ve muhtarlar da artık telefonla şey yapıyorlar, Buraya Dönüyorlar de ya bizde niye yapmıyorsunuz <laughs> burada da bekliyoruz diye. Evet. Şu an işte köylere de çalışıyoruz yani köy. E, Kırsal, bölge. kırsal bölgelere köy kavramı artık eskidi. Kırsal, kırsal bölgelere, bölgelere de çalışıyoruz aynı. Çocuk Kitap Festivali. Belki de Malatya'da ilk kez böyle bir evet, organizasyon evet. düzenlendi. Yani biliyorsunuz Malatya'da zaten bir kitap fuarı var. Evet. Ama çocuklara yönelik sadece onlar için yapılmış bir evet, e, evet. festival, çocuk kitaplarına yönelik bir çalışma hiç yoktu. Bunu ilk yine Yeşil Yurt her zaman ilklerin evet. öncüsü olarak başardı. E, ve e, hani ilk olmasına rağmen çok güzel bir organizasyonla çok ciddi bir katılımla güzel bir etkinlik ortaya çıktı. Ve artık bu bir geleneksel hale gelecek. Yani devam bu yıl tabii mi? bu yıl ikincisi ve devam edecek. Çünkü böyle güzel şeylerin devam evet. etmesi lazım. Bizim çocuklarla kitapları buluşturmamız lazım. Çocukların kültürel e, aktivitelere ya da kültürlerini geliştirecek çalışmalar yapmamız lazım. Nihai sonuçta eğer biz bu çocuklara bu değerleri bu etkinliklerle bu kültürel gelişimleri kazandıramazsak emin olun tabletler telefonlar bu çocukları elimizden bir şekilde alacak. Aynen. Ya da hayat boşluk kabul etmiyor yani bir şekilde sıkıntı olacak. Dolayısıyla bu tür güzel etkinlikler devam edilmeli. Belki bunu herkes yapmalı yani tüm ülkeye yayılmalı. Evet. Şimdi 2023 yıl bu yıla baktığımız zaman herhalde Sayın Başkanın talimatıyla Kültür ve Sanat yılı aynen, olarak ilan aynen. edildi. Öyle değil mi Sayın? Aynen. 2020. Herhalde planlamalar, organizasyonlar yapıldı. Tabii. Ne tür faaliyetler bekliyor Yeşil Yurtluları? Şimdi tabii hani bir böyle geleneksel dediğimiz sürekli yaptığımız etkinlikler var. Yani şenliklerdir, festivallerdir, konserlerdir. Bunları zaten sürekli yapacağız. Yani bu yıl da yine konserlerle evet. gençlere hitap edeceğiz. Şenliklerle çocuklara hitap edeceğiz aile etkinlikleriyle, konferanslarla, söyleşilerle yine ailelere hitap edeceğiz. İsmi netleşen evet. bir konser var mı? Yani e, bu ayın e, şey Şubat ayının 25'inde e, Pinhani konseri var Kapalı Spor Salonu'nda. Daha ilana çıkmadık evet. şu an e, ayarlamaları evet <laughs> ayarlamalar yaptık. İnşallah böyle bir konserle gençlerimizle beraber olacağız. 2023 yılını başlatacaksınız yani. Aynen bir 2023 yılını yine başkanımızın talimatıyla konserle başlatıyoruz. Ondan sonra hani Ramazan ayına özel programlar var. Artı Ramazan ayından hemen sonra bu yıl 4 tane festival üzerinde çalışıyoruz. Bir geleneksel çocuk oyunları festivali. Yani çocuklara geçmişten gelen oyunlar nelerdi? Biz babalarımız, dedelerimiz, hangi tür çocukken oyunlar hangi ne? tür oyunlarla oynarlardı bir e, konsept oluşturmaya çalışıyoruz, bir alan oluşturmaya çalışıyoruz. Bu alanda iki gün sürecek bir çocuk oyunları festival yapmak istiyoruz. Şu an çalışmalarımızı başlattık. İnşallah bunu da yaz e, dönemine doğru mu? E, yani Nisanın son haftası planlıyoruz. Hani gelişmelere evet. göre. Çünkü Ramazan ayı var. Evet. Ramazan ayında bu tür etkinlikler çok biraz aynen. şey olmuyor. E, Ramazan katılmaz ayında oluyor. sonra aynı katılım az oluyor. E, dolayısıyla e, bayramdan sonraki haftalarda böyle bir planlamamız var. Evet. Geçtiğimiz yıl başlatılan Söz Sizde programı vardı gençlere evet. yönelik. Bu evet. yine 2023'te devam edecek herhalde. Nasıl tabii, tabii. tepkiler alıyorsunuz gençlerden o anlamda? Yani, yani Söz Sizde programıyla gençler taleplerini başkan beye iletebiliyorlar. Nasıl bir etkileşim aldınız? Bu yıl devam edecek mi? Kesinlikle bu yılda devam edecek. Yani biz şu an e, Haziran ayına kadar, yani daha doğrusu Mayısın sonuna kadar hangi okullara gideceğimize kadar hepsini milli eğitimle beraber belirledik. Evet. Şimdi gençlerin de böyle alanlarında yetişmiş insanların tecrübelerine ihtiyaçları var. Başkanımız da bu anlamda işte gençlerle buluşuyor, gençlere önce tecrübelerinden biraz bahsediyor, daha sonra da gençlerden sorular alıyor. Yani gençlerde gerçekten çok böyle kıvrak zekalı <laughs> gençlerimiz var, çok güzel sorular soruyorlar. İşte kimileri geçmişteki hayatlarında şu an yaptıkları mesela kıraathaneler ile ilgili düşünceleri yani var mıydı yok muydu yoksa o yokluğun evet. şeyiyle mi bu kadar çok kıraathane yapıldı çünkü Malatya'da evet. en çok kıraathanesi olan şu belediye. Şu anda ilçe, ilçe tabi, yeşil tabi, değil tabi, mi? Tabii 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 yani 9 tane 9 e, tane. Dokuz tane yerimiz var. E, bu anlamda güzel gençleri böyle başkanla buluşturmak ya da alanında yetişmiş kişilerle buluşturmak gençler için de güzel örnekler oluyor. Ya gençler taleplerini sunuyorlar. Farklı evet. proje sunanlar da var herhalde değil mi? Yani tabii, tabii. hani şu da yapılsın, bu da yapılsın, şu ihtiyacımız var. Ee, sizler de bunları bir rapor haline getiriyorsunuz tabii. ve birçok hizmete de belki de ışık tutuyor. Aynen, değil aynen. Mi? Yani belki akla gelmeyen bir projeyi gençler sunabiliyor. Tabii değil mi? yani gençlerin ne istediğini biz ancak onlardan öğrenebiliriz. Yani tamam belediye yol yapıyor, evet. belki spor tesisleri yapıyor ama bazen bazı gençlerin ya Çok farklı bir şey isteyebiliyor diyor ki ya bu da olmalı yani hani biz e, bu, bunun da talebini yapıyorlar. E, başkan notunu aldırıyor hani planlamaya koyuyor. Bunların... Mesela geçen Çilesiz'deki o tenis kortunun evet. gençler demişler ki başkanım biz de buraya bir balon kort diye bir tesis yapalım. Evet. Üstünü kapatalım içeri sıcak olsun biz kışın da tenis oynayalım Aynen. diye. Devam Belediye mesela. başkanımız Sayın Mehmet Çınar da bunu kabul etmiş gerekli talimatlar vermiş. İnceleme, teknik altyapı orayı balon kort, tenis kortu olarak da Yeşil rütlar, evet, gençlerin işte bu bir düşüncedir, sonra. sunmaktır aynen. ve bunun geri dönüşünü almaktır. As bu talep, tür evet. işte buluşmalar da bunlara belki de zemin hazırlıyor işte. Aynı, evet. aynen. Bu e, konferanslar, çalıştaylar, paneller, Hı -hı. E, geçtiğimiz yıllarda da tabii pandemiden dolayı biraz evet, sayısı azdı ama ara verilmişti ama e, geçen yıl e, çalıştay panel noktasında Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün nasıl hizmetleri oldu ve bu yıl olacak mı yani hani festi Festivalin dışında e, bu tür kültürel buluşmalar, yazar, hı hı. vatandaş evet. buluşmaları falan olacak mı? Sayın Mesela biliyorum. geçen yıl e, biz e, Aileyi Korumak Fethimizdir evet. projesi kapsamında e, eğitim bir sene bir çalışma başlattık. Yani 71 yazar, bunun 54'ü il dışından, 17'si de Malatya ilinden olmak üzere 71 yazardan aile konulu yazılar aldık. Ve bu yazıların hepsinin derlenip, kitaplaştırıldığı bir çalışma yaptık. Ee, çok güzel bir ürün ortaya çıktı. Ve onun akabinde de yine bu yazarların e, Malatya'ya gelerek ailelerle buluşmasını sağladık. Yani 8'e evet. e, e yakın böyle buluşma gerçekleştirdik. E, tabii e, bunun haricinde belirli gün ve haftalarla ilgili etkinlikler yaptık. Yani şiir e, dinletileri yaptık. Evet. Pandeminin etkisiyle o şeyi arayı kapatmaya çalıştık. Ama şunu da görüyoruz ki yani salon programları e, eski cazibesini çok evet. fazla korumuyor. Evet. Yani salon programlarından ziyade insanlar böyle daha çok açık havada, dışarıda, açık dışarıda hava. etkinlikleri e, çok e, talep ediyorlar. Evet. E, ama yine de e, bu tarafında bir alıcısı olduğu için işte bu... E, Geçenlerde mesela namazla diriliş programını evet. yaptık üç tane çok değerli hocamızı davet etmiştik salon hınç doldu yani hani bu anlamda işte beklentileri olan kişiler de var onlar için de çalışmalar devam ediyor bu yılda tekrar devam edecek yani mesela bir bilenle bilge nesil projesi vardı işte genç çocukların evet yaptı. genç memur senle yaptığımız ve sonunda işte hayati inancın katılımıyla kalabalık bir Grupla kapanışını yaptık. Evet. Bu yıl devam edeceğiz. Farklı yazarlarımızı, ee, yani gençlere faydalı olacak, ailelere faydalı olacak, ya da topluma faydalı Hayır. olacak. Ne varsa biz onun içindeyiz. Yani araştırıyoruz, bakıyoruz ya da toplumdan, STK'lardan, odalardan gelen talepler doğrultusunda bu alanda çalışma yapmaya araştırıyoruz. Yani çalışma evet. yapmaya Gayret başlıyoruz. Ediyoruz. Gayret ediyoruz. Ee, evet. Şimdi 2023 yılı dedikse Yeşilurt'ta bir kültür ve sanat yılı olarak ilan edildi. Evet. Çok çeşitli etkinlikler var. Ee, farklı proje var mı? Böyle bir genç çalışma grupları diye bir proje oluşturduk. Proje kapsamında dedi ki gençler fikir sizden destek bizden sloganıyla Aynen. çıktık. Yeşilurt bölgesindeki 32 tane resmi lisemizi gezdik. Çocuklar hepsini topladılar. Biz projemizi anlattık. Ve okullarda gruplar çıktı. İşte her beş kişi en az bir araya gelerek bir grup oluşturdu. Dedi ki projenizi yazın, projeleriniz değerlendirilsin. Biz bu projelere kaç liraysa destek verelim. İşte o zaman 38'e yakın proje geldi. İçerisinde 10 tanesi ciddi anlamda böyle güzel evet. gençleri yönlendirmeye amaçlı projeler. Biz de bu projeleri destekledik. Evet. Hepsinin parasını hesaplarına yatırdık. Ve gençler şimdi bakıyorsunuz o gençler 5-10 kişi proje tabii üretiyor. tabii kimisi mesela sıfır atıkla ilgili proje yapıyor. Kimisi diyor ki ben kırsal bölgelerdeki şey çocukları gidip onlara dersi müzikle anlatmam lazım. Müzikal çalışmalar yapıyor. Kimi tiyatro çalışmaları yapıyor. Böyle çok farklı yani güzel olan burada şu biz orada çok böyle kaliteli tiyatrolar çıksın yok, kaliteli yok, müzikler tabii. çıksın değil. Ya... 10 kişi bir araya gelip sırf diğer başkaları için bir çalışma yapıyor. Aynen. Bu çok güzel. Bu anlamda bunu daha da geliştirerek yaymamız lazım. Yani bu yıl daha çok projeyi desteklememiz Aynen. lazım. Daha çok gençle, daha çok insana ulaşmamız Genç lazım. Aslında. Aynen. En son bu Kiltepe'deki kadın meslek eğitim evet. merkezi olsun, yaşam merkezi olsun. Bunlardan istediğiniz geri dönüşler alıyor musunuz? İlgi görüyor mu o oradaki merkezlerimiz? Çünkü hani hep çevre yolunun altı evet. diye hep ötelenmiş yıllarca ama Aynen. Özellikle son dönemlerde çok ciddi yatırımlar yapıldı. Yeşil Belediyesi de kültür ve sosyal anlamda yatırımlar Aynen. yaptı, fiziksel yatırım. Oradaki o iki merkezden beklediğiniz karşılığı görebildiniz mi? Yani çok çok üstünü gördük. Yani iki tane dediğiniz gibi meslek açıldı. Birini biz kadın meslek edindirme merkezi olarak kurduk Kiltepe'de. Bu amaçla gittik işkur müdürüyle beraber işte organize sanayi bölgesi gezildi, makinalar toplandı. Dedi ki yani burada insanlar yetişsin ha kabul ediyorlarsa organize sanayide de çalışsın en azından direkt işe başlayacak yani işbaşı evet. eğitimine gerek yok. İşbaşı eğitimini bizim o merkezde veriyorlardı. Ciddi anlamda şu an 3 e, katlı bir bina. Üçü de 3 üç katı da dolu dolu. Yani gençlerin çalıştığı evet. alanlar, kadınlara yönelik kurslar, altta erdem okulları, en üstte meslek edindirme merkezi. O dolu dolu. Bir de hemen e, onun biraz daha aşağısında yine Kiltepe'de Yeşilurt Meslek Eğitim ve Yaşam Merkezi tam bir kompleks. Yani spordan sanata, eğitimden her şey salona her şey var. Yani bir e, birinin girip böyle bulamayacağı hiçbir şey yok yani. Kuaförlük kursundan gastronomi, pastacılık kursuna kadar, e, gençlerin oyun oynayabileceği alandan e, aerobik salonuna kadar her şey var yani. Evet. E, dolayısıyla bu bölgenin geleceği için çok çok önemli. Yani o bölgenin ve, ihtiyacı olan bir yatırımdı. Aynen. O da ve insanlar iri, iri. Da sahipleniyor, geliyorlar dolu dolu bütün katları. Bu anlamda bizi mutlu ediyor tabii o bölgenin İstihdama insanları katkı, da. Aynen insanların sosyalleşmelerine katkı gerçekten de aynen. çok önemli projeler. Sayın müdürüm çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür çok ederiz. Çok sağ ol. Ağzınıza sağ yüreğe sağlık. Yeşil yurt'ta 2022 yılındaki kültür ve sanat yatırımlarını konuştuk. 2023 yılındaki hedeflerinizi dinledik. Başarılar diliyoruz. Teşekkür Size ediyoruz. ve ekibinize sonsuz Eyvallah. başarılar diliyoruz. Biz de sizlere teşekkür ediyoruz. Evet. Eyvallah. iyi çalışmalar diliyoruz. Sağ olun, size de iyi çalışmalar. Değerli izleyenler Yeşil Yurt'ta neler yaptık programında bugün Yeşil Yurt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Sayın Mükremin Yağbasanı misafir etti. Kendisiyle e, kültür ve sanattaki Yeşil Yurt'ta yapılan çalışmaları konuştuk. 2023 yılı hedeflerini bizlerle paylaştı. Kendisine ve ekibine bir kez daha başarılar diliyoruz. Bir başka programda yeniden sizlerle beraber olmak ümidiyle iyi günler diliyoruz. Hoşça kalın.